Sen daha gel oğlum. Uçak bileğicisi. Harika. Very nice. Good work. Seyyar bıçak. Bu bıçak bileğicisi aynı bizim sütçülerimiz gibi haftanın belli günlerinde belli noktalara çıkıyor. Bazı günlerde işe çıkmıyorum diyor. Bunu bilen müşteriler de ona göre bıçaklarını hazırlatıp bıçakçı bileğicinin gelmesini bekliyorlar. Bizim sütçülerde olduğu gibi genelde herkesin bölgesi belli olmuş. Kimse kimsenin bölgesine gidip iş yapmıyor. Herkesin bıçakçısı belli gibi. Foto mami, foto mami. Foto mami. Uçak hazır, sahibine veriyor. 1 lira civarında bir rakam ödediğini görüyoruz. No problem. Sen de. Okay. Hemen işi bitti. Bıçağı sahibine verdi. Sahibi de hemen kesme işlemine başladı. Yeni bıçak almak isterlerse bileğici aynı zamanda yeni bıçaklar da satıyor. Evet, bıçağını bilettirdi, şimdi kesiyor güzelce. Balıklar taze ama temiz bir ortam yok gördüğünüz gibi. Fakat onlara göre burası çok temiz. Her zaman siliyorlar, yıkıyorlar. Fakat bize hani öyle görünmüyor. Herkesi kendi şartlarına göre değerlendirmek lazım. Onlara göre burası standartlara uygun temiz bir yer. Yani temizlik için ellerinden geleni yapıyorlar. Attıkları çöpleri topluyorlar. Balıkları yıkıyorlar. Tezgahın üstünü sürekli siliyorlar. Daha ne yapsınlar? Olaya bıçakçıdan girdik. Bilenen bıçakla balık kesiyor abimiz. Bu balıklar nereden alınıyor? İşte buradan. Mambo! Mambo boa! İşte bu da başka bir gün, başka bir köşede karşılaştığımız bileğici. Her gün birkaç tane bileğici görüyoruz köşe başlarında, sahillerde. Hiçbirinde eli boş değil. Sanırım herkes geleceklerini biliyorlar ve bıçaklarını hazırlıyorlar. Hiç boş oturan bir bileğici görmedim. İşlerini çok iyi yaptıkları besbelli görüyorsunuz. Benim merak ettiğim, bisikleti nasıl oldu da bu hale getirdiler? Kim düşündü ve kim akıl ettiyse harika bir şey. Yani bisikleti bıçak bileme aleti olarak kullanmak, sonra dönüp
bisiklet olarak kullanmak çok güzel bir fikir. Sistemin nasıl çalıştığını kavrayabildiniz mi? Bu görüntüler Nepal'den yıllar önce çekmiştim. Gene cadde üzerinde bıçak bilenler. Bu videonun sonunda kullanmak istedim.